iktisatında olduğu gibi bölgemizde de belediye başkan adaylarımızla beraber yola revan olduk. Halkımızın dertleriyle dertlenmek istedik. Halkımızın dertlerine çözümler bulmak amacıyla bugün Keşan'da belediye başkan adaylığımızı açıkladık. Bizleri yalnız bırakmadınız. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Eksik olmak, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siyasetin bir okulu yok. Belediye başkanlık makamının bir okulu yok. Keşke olsa, bir zanaat olsa, bir meslek olsa, bizler de en iyi şekilde okuyup bu okuldan mezun olup gelsek desek ki bizler bu okulu bitirdik. Bizler bu okulu bitiren insanlar olarak buraya hizmet etmek istiyoruz ama gelin görün bu işin okulu yok. Bu iş tamamen yaşadığınız bölgedeki, yaşadığınız coğrafyadaki insanlara olan aşkınızdır. Bölgeye olan sevdanızdır. Hizmet etme aşkıdır. Allah şükürler olsun ben ve yol arkadaşlarımda bunlar fazlasıyla var. İnanıyorum bu takdire inşallah hemşehrilerimizin oylarıyla bu takdiri biz alacağız ve bunun karşılığında bizler bu bölgede bugüne kadar yapılmamış, yapılması elzem olup bir türlü yapılmayan, en başta şu karşıda gördüğünüz meydanda bir tuvalet yok. Çok özür diliyorum, affedersiniz. 2024 yılında Keşan'da biz tuvaleti konuşuyorsak demek ki uzun zamandır burada işler yolunda gitmiyor. Hala bitirilemeyen bir pazar yeri, hala bitirilemeyen kaldırımlar, sokaklar. Dışını bitirdik diye bas bas bağırılan bir otobüs terminali, çok affedersiniz, içeriye girmeye utanıyorum. Bugüne kadar böyle geldi ama bundan sonra bu devrim böyle gitmeyecek. Ben inanıyorum arkadaşlarımla beraber biz Keşan'ın 20 yıllık kanayan yanasına merhem olacağız. Bizimle birlikte bölgedeki diğer belediye başkanlarımız inşallah İpsala'yla beraber biz ışığı yaptık ama Enezimizde, Uzunköprümüzde, Edirne'mizde, tüm satırda İYİ Parti belediyeciliğini Allah kısmet ederse bizler elimizden geldiğince göstereceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah... Çok özür diliyorum. Dağılmadan buradan törenden sonra yürüyeceğiz. Programın sunucusu da benim aynı zamanda. Bunu söylemek istedim. Lafı çok uzatmıyorum. Kıymetli il başkanıma takdim etmek istiyorum. Sayın vekilim, çok değerli ilçe başkanlarım, sayın belediye başkanım, önceki dönem il başkanım ve değerli hazırım. Öncelikle ben de şunu söylemek istiyorum Zafer Başkanım gibi. Biz İYİ Parti olarak çok zor şartlarda ülkenin yönetimine talip olduk. İnşallah da bunu başaracağız. Bu zor şartlarda ülkenin yönetimine talip olurken bizim başımızda dimdik duran liderimiz Sayın Meral Akşener vardı. Bugün yerelde de Keşan gibi zor bir siyasi coğrafyada inşallah Sayın Meral Akşener gibi dimdik duran, lider vasıflı Sayın Zafer Sarıkaça Başkanımızı burada başkan olarak göreceğiz. Ona bu başkanlık adaylığı sürecinde çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kıymetli vekilim, sana en son söz vereceğim. Geçen Enes'e gittiğimizde program çok hoşuma gitti. Abdullah Başkanım'la başlayacağım. Ege Başkanım buralarda mı? Başkanım, sıra size de gelecek. Buyurun. Değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi ben 21 belediye başkanından bir tanesiyim İYİ Parti'nin. Bununla da gurur duyuyorum. Beni takip ettiyseniz bizim İYİ Parti'nin sitesinde samimi belediye başkanı olarak gösterdiler. İşte başka belediye başkanlarını çalışkan, işte şey, bir model vererek ama şuna inanıyorum ki Zafer kardeşim de benim gibi mutlaka samimi bir belediye başkanı olacaktır. Biz aldığımız görevi gereği insanlara dokunmak için esas sosyal belediyeciliği yapan insanlarız. Zafer başkanımın da bu konuda çok iyi olacağını biliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Çıktığımız yol çok zor, çok ağır, çok meşakkatli ama sonuçta kazanacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz, katıldığınız için. Sağ olun, var olun efendim. Abdullah Başkanım'ın huzurunuza teşekkür ediyorum. Küçük bir not söylemeden geçmek istemiyorum.
İpsala Belediyesi'nin kasasını teslim aldığında eksi bayağı bir bakiyedeydi. Bugün İpsala Belediyesi artı 100 milyonları bankasında huzurla, güvenle, dimdik ayakta bir İpsala Belediyesi. İnanıyorum önümüzdeki dönemde İpsala halkın için en güzel şekilde değerlendireceğine kesinlikle eminim. Evet, belediyecilik, doğru söylüyorum, az önce bir meslek dalı değildi ama içinizde biraz vicdan, biraz adalet duygusu, biraz da Allah korkusu varsa en iyi şekilde yapacağınıza eminim. Abdullah Başkanım da bu örneklerden biri. Ege Bitikli Hanımefendi, kıymetli Enes Belediye Başkanı adayımız. Kendisi inanıyorum o da Enes'de tarih yazacak. İyi Parti belediyeciliğini o da Enes'de en güzel şekilde bizleri temsil edecek. Buyurun. Bizim sadece adımız iyi değil, kalbimiz iyi, ruhumuz iyi, amaçlarımız, hedeflerimiz iyi. İyi Parti, alternatif bugün Türkiye genelinde siyasal söylemlerden bağımsız, derdi, memleketin derdi olan herkesin çatısının altında birleştiği bir oluşum. Ve bu ailenin bir parçası olmaktan son derece onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Belediyecilik dediğimiz şey, çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Enes, Uzunköprü, İpsala, Keşan. Çok büyük değerlerimiz var. Kendi öz kaynaklarımız bizleri çok iyi şekilde yaşatmaya yeter. Ama doğru, adil, şeffaf ve hukukla yönetilirse, hepimizin olursa, sadece kısıtlı bir azınlığın değil, herkesin eşit, adil, ulaşılabilir, güvenilebilir belediyecilik uygulamasını gösterirsek, yaşam standartımız, yaşam kalitemiz ve sağlığımız ve huzurumuz artacak. Bunun en güzel örneğini İpsala'da yaşadık, gördük. Şükranlarımı sunuyorum efendim. Enes çok güzel olacak, güneş orada doğacak. Keşan çok güzel olacak, güneş doğacak. Bugün burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Güveniniz çok kıymetli, desteğiniz çok kıymetli. Tekrar söylüyorum, çok kıymetli, çok değerli bir toprakta yaşıyoruz. Ama biraz çalışmamız lazım. Ve birbirimize güvenmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Evet, Ege Hanım mottosu birlikte yönetim mümkün idi. Ben de o mottoya katılıyorum kesinlikle. Birlikte yönetim. Yani ben yaptım oldu değil. Biz ne istiyoruz? Nasıl bir şehir hayal ediyoruz? Nasıl bir Keşan hayal ediyoruz? Soracağız. Bizim seçim beyannamemiz ansiklopedi gibi kitaplardan oluşmayacak. Bomboş bembeyaz bir sayfa. Siz Keşan'da ne istiyorsunuz? 20 yıldır sorulmayan soruları soracağız. Nasıl bir Keşan arzu ediyorsunuz? Bizim gönlümüze göre değil, sizlerin gönlüne göre. Ben inanıyorum o birlikte yönetimi de hep beraber hayata geçireceğiz. Evet, bizi senin liderliğinde yola çıktık. Geçtiğimiz sene bize şans vermediler. Allah'a şükür bugün milletvekilimiz olarak karşımızdasınız. Bizler size çok gururluyuz. Eminim siz de bize gurur duyuyorsunuzdur. İyi ki varsınız sayın milletvekili. Buyurun. Çok teşekkür ederim Zafer Başkanım. Bu güzel konuşmadan sonra veya bu güzel konuşmalardan sonra ben ne diyebilirim ki? Muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Evet, Keşan'ımızda seçim koordinasyon merkezimizin açılış toplantısına hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. İlk olarak bu seçimin başta Keşan'ımız olmak üzere bütün bölgemize, Edirne'mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum, niyaz ediyorum. Çok enteresan bir seçim süreci yaşıyoruz. Çok önemli bir dönemde bir seçim yaşıyoruz. Maalesef ülkemiz, ben genel siyasetten de birkaç şey söylemek istiyorum. Ülkemizde mutsuz insanların sayısı çok. Ülkemizde işsizlik had safhada. İşçimiz memnun değil, memurumuz memnun değil, emeklimiz memnun değil, esnafımız memnun değil, sanayicimiz memnun değil. Ülkemizde memnun insan maalesef yok. Ülkemizde sadece bir avuç insan, 5 müteahhitle birlikte bir avuç insan memnun. Onun için bu memnuniyetsizliğimizi göstereceğimiz en önemli seçimdir bu seçim. Siyasi iktidarlar öyle bir dönemde oldu ki bu seçim,
siyasi iktidarı uyarabileceğimiz çok önemli bir seçim. Ben AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimden de, diğer bütün siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimden de, başta tabii ki AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimden, ülkemizin memnuniyetsizliğini görüyorlar. Kendileri de memnun değiller. Ama iktidarları uyarmadan maalesef iktidarlar düzgün işler yapamıyorlar. Milletimizin sesini duyamıyorlar. Onun için milletimizin sesinin duyulması için sizlerden bu seçimde iktidara bir sarı kart göstermenizi istirham ediyorum. Ülkemizde bakın, bu ülkenin %80'e yakını fakirlik sınırı ve altında yaşıyor. %80'ine yakın bir kısmı fakirlik sınırı ve altında yaşıyor. Bu insanlarımız için, ne olursunuz, bu insanların içinde birçoğumuz var burada, bu insanlarımız için siyasi iktidara bir sarı kart gösterin. Elimizde bir imkan var. Sadece 31 Mart'ta elimizde bu imkan var. 1 Nisan'da bu imkan yok. Bu tepkiyi gösteremeyiz. Onun için de bir kere siyasi iktidara o sarı kartı göstermeliyiz. Başarısız olmalı ki milletimizin halini anlasın. Diğer tarafta birçok belediyeyi elinde bulunduran, bir yanlışlar da yapan bir ana muhalefet partisi var. Ve bütün suçları üzerine almıyor. Sürekli işte bir iyi parti var. Allah'tan o iyi parti var bu siyasette. Gerek iktidardan, gerek ana muhalefetten başarısızlıklarını İYİ Parti'ye yüklemeye çalışıyorlar. Ön seçim yapıyorlar. Ön seçimden çıkan adayı ilan ediyorlar. Çok sevilen bir aday. Yüksek Seçim Kurulu'na bildiriyorlar. Daha sonra da sorulan istifa ettiriyorlar. Bu yaptıklarını da İYİ Parti'ye yüklüyorlar. Efendim ön seçimi İYİ Parti mi yaptı? Efendim bu süreçte ön seçimde çıkan adayı İYİ Parti mi zorla istifa ettirdi? Efendim muhalefete muhalefet olur mu? Olur. Biz rakibiz. Yanlış yapıyorsanız söyleyeceğiz. Biz milletimizin sesiyiz. Milletimiz böyle düşünüyor. Ve göreceksiniz bu yanlışlıklardan da, yanlışlıkların sonunda da Edirne'de İYİ Partili olarak, İYİ Parti olarak biz çok başarılı olacağız. Biz her zaman söylüyoruz, biz milletimizin sesiyiz. Yerel yöneticilerde biraz önce Abdullah Başkan'ın İYİ Parti belediyeciliğinin nasıl olduğunu bize anlattı. Yerelde de yerel yönetimleri elinde tutanlar yerel yönetimin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Bakın şuna söz veriyoruz biz İYİ Parti olarak. Biz Allah'ın izniyle iktidara geleceğiz. En geç 2028 yılında yapılacak seçimlerde İYİ Parti iktidar olacak. Size şunu söz veriyorum. Devleti devlet yapacağız. Devletin hiçbir imkanını şahıslara, partilere kullanmayacağız, kullandırtmayacağız. Bunun sözünü verebilirim. Ve belediyelerimizde de belediye malı da kamu malıdır. Belediyenin imkanlarını da hiçbir şekilde ne kullanacağız ne de kullanılmasına müsaade edeceğiz. Bakın ben bugün üzülüyorum. Ankara'dan bürokratlar seçim sathında AK Parti'ye çalışıyor. Böyle şey olmaz. O bürokratlar hepimizin verdiği vergilerle maaşını alıyor. Bu ülkenin kaymakamı, bu ülkenin valisi bizlerin verdiği vergilerden maaşlarını alıyorlar.
bir siyasi parti başkanı gibi davranamazlar. Devlet hakemdir. Bu hakemliği yapmak zorundadır. Bugün maalesef bu yapılmıyor. İşte bunun için sizlerden istirham ediyorum. Tepkinizi gösterin. Böyle devlet yönetilmez. O zaman seçimlere ne gerek var? Devlet karar verecekse, devlet bütün imkanlarını bir siyasi partiye, iktidardaki siyasi partiye kullanacaksa, o zaman seçimlere ne gerek var? Atayın belediye başkanlarını, bitsin bu iş. Herkes de rahat etsin. Evet, ben bu duygu ve düşünceler içerisinde bu seçimin başta Keşan'ımız olmak üzere yine bölgemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Ve göreceksiniz ki biz Allah'ın izniyle Zafer kardeşimizi burada belediye başkanı olarak göreceğiz. Çünkü bizim farkımız var. Bu seçimde son olarak şunu söyleyeyim. Partiyi değil de ne olursunuz adaylara bakarak oylarınızı veriniz. Partiyi değil de adaylara bakın. O zaman göreceksiniz ki bu seçimi biz büyük farklı alacağız. Tekrardan hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Vekilim bir şey sorabilir mi? Bir şey sorabilir mi? Az önce sarı kart vermemizden bahsettiniz. Çok güzel, size inanıyorum. Ama neden küçük ilçelerde daha önce Millet İttifakı'nı kurduk da güç kazandık? Neden küçük ilçelerde bu ittifakı kurmadık? Bu ittifakı siz kurmadığınız için belki kaybedebiliriz. Tepkimizi bir tane gösterebiliriz. Siz kazanmak için mi, kazandırmak için mi buradasınız? Çok güzel dedi abim. Allah razı olsun. İyi Parti olarak biz hiçbir siyasi partiye seçim kazandırmak veya başka bir partiye kaybettirmek için kurulmadık değerli abim. Biz bu ülkenin iktidarına talibiz. Onun için kurulduk. İttifaklar olur. Biz biraz her tarafa gelelim. İttifak sistemine de karşıyız. İttifak sistemine de karşıyız. Biz tek başımıza bu ülkede iktidara talibiz. İttifak sistemi Türkiye'de çalışmadı. Çalışmıyor. Onun için de biz özü başımıza gidiyoruz. Çok teşekkür ederim onu söylediğin için. Biz bir şey daha söyleyeyim. İttifak sistemi olmasaydı siz acaba burada vekil olarak bulunabilir miydiniz? Bulunurduk. 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 Neyse. Bakın. Müsaadenizle. Çok kıymetli abi. Beni tanırsın. Estağfurullah kardeşim. Şurada bir etiket görebiliyor musun? Beni satın alacak para icat edilmiş midir bu Keşan'da? Hayır. Yoktur değil mi? Ben benim kardeşimsin. Siz Zafer Sarıkeç'i tanıyorsunuz değil mi? Birine payanda birinin kazanması için Ali Cengiz yapacak bir adama benziyor muyum ben? Hayır. Ben şunu beni satın alacak adam anasını karnından daha doğmuyor. Senin için şu kalabalığa hakaret ediyorsunuz. Biz kimseye payanda olmadık. Senin biz buraya niçin çıktık bu yola? Senin rezil olan Keşan'ı daha iyi yönetmek için. Doğru mu Sayın abi? Bak şimdi ben senin için. Doğru mu Sayın abi? Doğru. O zaman bu güzel günde lütfen istirham ediyorum. Lütfen tamam. İstirham ediyorum. Saygıyla, hürmetle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli hazırım. Dağılmadan şöyle bir Keşan Meydanı'na çıkmak istiyorum. Arzu ediyorum. Bu arada insanın en çok sevdiğini unuturmuş. Hülya Özdemir ablam. Beraber Ankara'da yolculuk yaptık ama ben kıymetli Kırcasalı Belediye Başkanı adımı unuttum. Hakkını helal et ablam. Allah razı olsun. Bir iki cümle etmek ister misin? Zafer Başkanım'a başarılar diliyorum. Allah ne kazanacağına da eminim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Evet. Buradan beraber birlikte bir çarşı merkezine yürümek istiyorum. Bu kıymetli hazırlığıyla beraber. Çok özür diliyorum. Pardon. Daha biz turda ne geçeceğiz?